Merhaba, ben uzman psikoloğunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bugün sizlere psikologlar için mindfulness kitapları önerileriyle geldim. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk olarak sizlerle paylaşacağım kitap Mutluluk Tuzağı. Bildiğiniz gibi mindfulness bir teknik ve birçok üçüncü dalga terapinin de içerisinde kendine yer bulmuş durumda. Bunlardan bir tanesi de kabul ve adanmışlık terapisi. Eğer mindfulness'ın terapide kullanımına ilişkin merak duyuyorsanız, bu alanda biraz daha bilgi edinmek, biraz daha tanımak istiyorsanız başvurabileceğiniz ilk kaynak bana kalırsa Mutluluk Tuzağı. Bu alanda çok değerli eserler ve yeni çevrilmiş, hatta Türk yazarlar tarafından da yazılmış kitaplar var. İleriki günlerde onlardan da bahsederim sizlere. Ancak mindfulness'ın bireysel terapide kullanımı ve aklın içinde nasıl yer bulduğuna dair güzel bir kaynak Mutluluk Tuzağı. Buradan başlayabilirsiniz. Bir diğer kitap önerim Öz Şefkatli Farkındalık. Öz Şefkatli Farkındalık programının yaratıcıları tarafından kaleme alınmış bir kitap. Bir de uygulama rehberi var bu kitabın. Bu birazcık daha teorik bilgi anlatıyor. Ancak eğer ki alan uzmanıysanız ve öz şefkatle, farkındalığın öz şefkatle ilişkisine dair bilgi edinmek istiyorsanız en güvenilir kaynaklardan bir tanesi bu. Dediğim gibi uygulama rehberini de tercih edebilirsiniz. Bu iki kitap elinizin altında olmalı derim. Evet, bir diğer farkındalık kitabı Mindfulness, Farkındalık Temelli Psikoterapi Becerileri. Bu da yine akademik olarak ele alınmış ve içerisinde çok sayıda teorik esere yer veren bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı alan dışı olanların okuması ve anlaması biraz güç olabilir. Ancak psikoloji mezunlarının ve bu alanda kendini geliştirmiş kişilerin rahatlıkla anlayabileceğini ve faydalanabileceğini düşünüyorum. Bu kitap da elinizin altında bulunabilir bana kalırsa. Ve bir diğeri söylemeden olmaz, iyi hissetme sanatı. MBCT'ye ilişkin ele alınmış harika bir kitap. Gerçekten okurken mindfulness'ın depresyonu nasıl ele aldığını, mindfulness temelli yaklaşımların ve MBCT'nin nasıl ele aldığını detaylıca görüyorsunuz. Bu perspektif bu alana dair daha önce okumalar yapmamış veya eğitim almamış kişiler için oldukça yabancı ve şaşırtıcı gelebilir ve çok keyifli de gelebilir işin doğrusu. İçerisinde sıkça bilimsel çalışmaya da yer verilmiş. Oldukça kıymetli bir kaynak. Hala dönüp dönüp zaman zaman göz attığım ve incelediğim bir kitaptır. Sizlere de tavsiye ederim. Bu kitabı mutlaka kitaplığınızda bulundurmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bir diğer kitap. Bunu daha önceki videomda da almıştım. Ancak o zamanlar Türkçesi yoktu. Şimdi Türkçe olarak da ulaşabiliyoruz. Mindfulness'ın iyileştirici gücü Jon Kabat-Zinn'in kitabı. Bu kitap her psikoloğun, mindfulness'la ilgilenen herkesin kitaplığında yer almalı diye düşünüyorum. O yüzden tekrar anmadan geçemedim. Son olarak bir kitaptan daha bahsedeceğim size. Şefkat odaklı terapi hakkında aslında bu kitap. Ancak yeni çıktı ve çok kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum. Şefkat odaklı terapinin kurucusu tarafından kaleme alınmış ve Türkçe'ye ulaştığı için de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Şefkati daha detaylı incelemek, bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir de buna bakın derim. Şefkatli Zihin yine ulaşabileceğiniz bir diğer eser. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerim sizler için faydalı kaynaklardan söz edebilmişimdir. Daha sonraki videolarda yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.